biraz sakindi ama az sonra yeniden atışların başlamasını bekliyoruz diyerek başlayalım güne. Oldukça önemli elbette Afrin harekatı, Zeytin Dalı harekatı, özellikle Cin Deresi bölgesinde artık teröristler sıkıştırılmaya başladı. Afrin'in hemen batısında bulunan Cin Deresi bölgesinin karşı noktasındayız. Reyhanlı'nın sınır köylerinden bir tanesindeyiz. Dün oldukça hareketliydi. Düne dair notlarımızı biraz paylaşalım isterseniz. Cin Deresi bölgesi ve onun çevresindeki köyler bir bir ateş altına alındı. Hem obüslerle hem de çok namlulu roket atarlarla ve günlerdir ilk kez çıplak gözle görülebilen bombardımanlar gerçekleşti. Simsiyah dumanların yükseldiğini biz Reyhanlı'dan görebildik. Dün sadece aslına bakarsanız Cin Deresi bölgesi değil, yine aynı zamanda İdlib de hareketliydi. Hemen o notu da hatırlatalım isterseniz. Yaklaşık 400 kişilik bir DAEŞ grubu sızma yapmaya çalıştılar ancak Özgür Suriye ordusu tarafından esir alındılar ki bununla birlikte en fazla esir alınan DAEŞ'li olarak da tarihe geçmiş oldu. İdlib'in güney kırsalından sızma yapmaya çalıştılar dediğimiz gibi. Dünkü hava harekatları oldukça güvenliydi. Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bilançoyu açıklamasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalar içinde. Dün 70 terörist hava bombardımanlarında öldürülmüştü ve onların arasında 3 kişi vardı ki oldukça önemliydi. Terör örgütünün sözde komutanlarıydı bunlar. İşte onların da öldürüldüğü yine gelen bilgiler arasındaydı. Dediğimiz gibi gün boyunca yine burası hareketli olacak. Zira bugün hava raporuna bakılırsa havanın açık olacağı görünüyor ki sabah saatlerindeki sis de aslında bunun bir göstergesiydi. Biz gün boyunca sınırdaki nöbetimizi sürdüreceğiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni açıklamasıyla yani düne ait bilançosuyla da az sonra yeniden sizlere son bilgileri aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.